16. soruda pozitif gerçel sayılarda tanınan f fonksiyonu bize bu şekilde verilmiş. f e x eşittir 3 eşitliğini sağlayan x'ler çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle f e x'i elde edelim. Yani burada x gördüğümüz yerlere e x çarpanı koyduğumuzda eksi 1 bölü ln e x eşittir 3'e ulaşmış oluruz. Şimdi bunları açtığımız zaman burası doğal logaritma yani e tabanında olduğuna göre bu kısım logaritma yani ln e artı ln x olarak gelecektir. Ki ln e'nin de zaten 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası 1 artı ln x'e dönüşürken eksi diyelim. Burası da aynısı olduğuna göre burası da yine 1 artı ln x şeklinde yazılabilir ve eşittir 3'tür diyelim. Şimdi burada denklemi daha kolay elde edebilmek için elin e eşittir a'dır diyelim. Yani burası 1 artı a eksi 1 bölü 1 artı a eşittir 3'e dönüşmüş olsun. Şimdi payda eşit dediğimizde burası 1 artı a'nın karesi olacak. Hemen onu açarak yazalım. Birincinin karesi artı çarpımlarının iki katı ikisini çarptığımızda şöyle göstermiş olalım. E, artı ikincinin karesinden a kare gelecektir. Burada yanında eksi birimiz var. Paydadaki bir artı ayda eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak atarsak 3 artı 3 aya ulaşmış oluruz. Şimdi tekrar hepsini bir araya geçirerek düzenlersek a kare 2 a bu eksi 3 a olarak geldi eksi a artı 1 eksi 1 bir, birbirini götürürken 3'ü de diğer tarafa eksi 3 olarak attığımızda bu denkleme ulaşmış olduk. Şimdi bu denklemde a'ları bulamıyoruz. O zaman hemen biz de köklere gitmeye çalışalım. Bize bu eşitliği sağlayan x'ler çarpımı sorulmuş. O zaman biz bu denklemin köklerine x1 ve x2'dir diyelim. Şu denklemin köklerine. Dolayısıyla buradan ln x1 eşittir. Bu denklemin kökleri de A1 ve A2 olsun. A1, A2 diyelim. Elen x2 de eşittir. A2'ye dönüşmüş olacak. Şimdi soru bize x1 çarpı x2'yi soruyor. Dolayısıyla bunları çarpım konumuna getirebilmek için ikisini taraf tarafa topladığımız zaman elen x1 artı elen x2 eşittir. A1 artı A2 olacaktır. Burada tabanlarımız aynı olduğuna göre burayı tek tabanda yazarsak bunlar çarpım durumunda yazılır. Yani x1 çarpı x2'dir diyebiliriz. Eşittir a1 artı a2'ymiş. Şimdi burada kökler toplamına baktığımız zaman kökler toplamımız yani a1 artı a2 eşittir x b bölü a'dan 1 olarak gelecektir. Dolayısıyla burası 1 oldu ve soru bize x1 çarpı x2'yi soruyordu. Her iki tarafı e ile kaldırdığımız zaman x1 çarpı x2 de eşittir. E üzeri 1 olarak gelmiş olur. 17. soruda eksi 4 3 aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği bize verilmiş. Buna göre bu eşitsizliği sağlayan kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Öncelikle bizim elimizde fx var ve bizim mutlak fx'e ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu f fonksiyonunun X eksenine göre simetriğini alıp altta kalanın simetriğini yukarıya çıkardığımızda elde ettiğimiz resim mutlak fx'in resmi olacaktır. Öncelikle bunu çizelim. Şöyle bu iki küsürden geçiyordu. Yani buradan bir yerden geçecek. Sonra x eksene değip Tekrar şunun şöyle simetriğini aldığımızda şu an burada yukarıda gördüğümüz altı silelim ve yukarıda gördüğümüz kısım şu an mutlak fx'e dönüşmüş oldu. Şimdi biz bunun y eşittir x doğrusundan daha büyük olmasını istiyoruz. O zaman y eşittir x doğrusunu yani birinci açı açı ortay doğrumuzu şöyle resmedelim. Bu y eşittir x doğrumuz. Bir de y eşittir birden daha küçük olmasını istiyor. Y eşittir biri de çizdiğimiz zaman birim karelerden oluştuğuna göre y eşittir bir de bu olacaktır. Şimdi bizden bu doğrunun üstündeki yerler yani şu aralıktaki yerleri y eşittir birin de altındaki yerleri istiyor. Dolayısıyla şuradaki Taradığım kısım bizden istenenler. Soru bize bu eşitsizliği sağlayan yani bu taradığımız yerde kaç tane tam sayı vardır diye sormuş. Şimdi bu aralıktaki tam sayılara bakarsak bu nokta bir tam sayıdır ve bu aralıkta ondan sonra sıfırda yine bu aralıkta tam sayı. Mesela burada eksi 2 de daha yukarıda ama eksi 3 de yine bu aralıkta eksi 4 de ise yine üstüne çıktığı için buradaki 3 noktada bu aralıkta olduğumuzu dolayısıyla sağlayan 3 değer olduğunu söyleyebilmiş oluruz. 18. soruda aşağıda verilen parabol doğru ikillerinden hangisine parabol ve doğrunun dik koordinat düzleminde kesiştiği sadece bir nokta vardır diye sorulmuş. Eğer bunların kesiştiği sadece bir nokta varsa biz bu denklemleri yani bu parabolün denklemleriyle bu doğruların denklemlerini ortak çözdüğümüzde tek noktada kesişiyorlarsa buradaki kesişimdeki bulduğumuz ikinci dereceden denklemin bir kökü olmak zorundadır. Dolayısıyla bu denklemin delta'sı eşittir sıfır olmalıdır diyebiliriz. Yani bu denklemde bu ikisini ortak çözdüğümüzde elde ettiğimiz denklem. O zaman hemen aşikardan başlayalım. Bu ikisini ortak çözersek eşittir 2x dediğimizde hepsini bir araya geçelim. X kare eksi 2x artı 1 eşittir sıfır ulaşmış oluruz. Delta'sını incelediğimizde de buradan b kare eksi 4 1 1'den delta 0 geliyor. Hatta direkt çarpanlarına ayırıp burası x eksi 1'in karesidir. O yüzden bunların kesişim noktası x eşittir 1 absesi noktadır. Dolayısıyla bu doğruyla bu parabol sadece bir noktada hatta x eşittir 1 absesi noktada kesişmiş olurlar. 19. soruda A ve B iki küme olmak üzere A'nın B'ye eşit olabilmesi için A B'nin alt kümesi B de A'nın alt kümesi olmalıdır diye bir bilgi verilmiş. İddia ise ee, A, B'nin alt kümesi ise A kesişim B, A'ya eşittir diye bir iddiamız varmış ve bu iddianın doğruluğunu dört adımda aşağıdaki gibi kanıtlamak istemiştir. Şimdi hemen böyle iki tane küme çizelim. Bunlara A ve B kümelidir diyelim. Her X elemanıdır A kesişim B için yani buradan aldığımız her eleman için bu X elemanları A'nın elemanı olduğundan A kesişim B yani burası A'nın alt kümesi olur. E bu doğru çünkü burası A'nın bir alt kümesi olacaktır. Birincisi doğru oldu. İkinciye baktığımızda A, B'nin alt kümesi olduğunda yani burada hiçbir eleman olmadığını düşünürsek A'nın her elemanı için yani burada burası A, B'nin alt kümesi olduğu zaman zaten A'nın tüm elemanları burada olmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla buradaki tüm x'lerde muhakkak B'nin elemanı olacaktır. Yani ikinci öncülümüze doğru oldu. Üçüncüde her x elemanıdır a için x elemanıdır b ise şimdi a'nın elemanı olacak ve b'nin de elemanı olacak. Dolayısıyla burada olamaz o x'ler çünkü buradaki x'ler b'nin elemanı olamazdı. Yine a kesişim b'den seçilen her x için diyor x elemanıdır a kesişim b'dir doğru o halde. A alt kümesidir. A kesişim B'nin. Şimdi buradan aldığımız her eleman, A'dan aldığımız her eleman B'den de alınıyorsa yine burada aslında şurayı koyu boyayalım. Yani hiçbir eleman yoktur. Dolayısıyla A bunların kesişimi yani A kesişim B'nin alt kümesidir. Çünkü buraya eşittir. Üçüncü öncülümüz de doğru oldu. Dördüncüde ise A kesişim B A'nın alt kümesidir. Evet A kesişim B A'nın alt kümesi oldu. A da A kesişim B'nin alt kümesi oldu. Çünkü bunlar zaten birbirine eşit oldu. A kesişim B'nin A'ya eşit olduğunu zaten bunlar da söylemiştik. Dolayısıyla 4 adımımız da doğru olduğuna göre bu iddia kanıtlanmıştır diyebiliriz. 20. soruda sayısını rakamları kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı doğal sayılardan rastgele biri seçiliyor. Buna göre seçilen sayının rakamları çarpımının tek olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Öncelikle kesir çizgimizi çektik ve tüm durumumuzla başlayalım. Buradan 4 basamaklı sayılar yazacağız. Şimdi buradaki 4 bizim seçtiğimiz rakamların tekrarını değiştirir. Dolayısıyla eğer 4'ü kullanmazsak burada oluşturduğumuz rakamlar 1, 3, 3, 1 ile oluşacaktır. Veya 4'ü kullandığımızda oluşacak rakamlar bu üçlerden 2 tanesini alıp 1 tane 1 alabiliriz. Veya 4'ü kullandığımızda 2 tane 1 alıp 1 tane 3 alırız. Bunları ayrı ayrı incelemek durumundayız. Çünkü buradaki tekrar sayıları değişmiş oluyor. Öncelikle hemen tüm durumuna başlarsak bunlarla türetebildiğimiz tekrarlı permütasyona girdiğine göre tekrar yokmuş gibi davrandığımızda 4 faktör faktöriyel bölü 2 tane 3 ve 2 tane 1 tekrar ettiğine göre 2 faktöriyel ve 2 faktöriyel de paydamıza geçirelim. Veya diyelim, şimdi bu iki durumda da 4'ün kullanıldığı ikisinde de 2 iki tane 3 tekrar ediyor. Dolayısıyla bir tanesini hesaplayıp direkt 2 ile çarpabiliriz. Yani bunu hesaplamış olalım. Yine 4 tane rakamımız var. 4 faktöriyel şekilde sıraladığımızda bunlardan 2 tanesi tekrar ettiği için bölü 2 faktöriyel diyelim. Rakamları çarpımının tek olmasını istiyor. Şimdi bunlarda 4'ü kullandığımız için 4 de çift sayı olduğu için burada rakamlarımızın çarpımı çift olacaktır. Dolayısıyla bizim istediğimiz rakamları çarpımının tek olabilmesi için bu durumdur. Bunu da tekrar yazdığımızda 4 faktöriyel bölü 2 tane 3 2 tane 1 tekrar ettiği için 2 faktöriyel 2 faktöriyelimizde koyarsak buradan 4 3 2 şu ikiler götürürse yukarısı 6 gelecek. Burasının 6 olduğunu söylemiştik. 2'ler birbirini götürürken 4 faktörü yerde 24'e eşittir. Yani 6 bölü 30'dan cevabımız E şıkkında gelmiş olur. 21. soruda aşağıda ifade edildiği biçimde AN dizisi tanımlanıyor. N birden büyük eşit için her adımda 1 veya 2 adım atılarak A farklı şekilde çıkılabilir. Ve bize bu terimleri bu dizinin terimlerine a n artı 2 eşittir. a n artı 1 ve a n toplamı şeklinde verilmiş. yani aslında bir terim kendinden önce gelen iki terimin toplamı yani aslında fibonacci'ye uyumuş. bunu bize merdivenin basamaklarının ile ilgili vermiş. birinci basamak sadece bir adımda çıkılabilir. dolayısıyla birinci terimimiz bir. ikinci terim bir bir veya iki adımda çıkılabilir. iki farklı seçeneği var. İki, iki olarak zaten bize verilmiş. bundan sonraki her terim ise kendinden önceki iki terimin toplamı. Yani ikisini topladığımda 3, ikisini topladığımda 5, 8 diye gidecek. 10 basamaklı bir merdivenin her seferinde 1 veya 2 adım atılarak kaç farklı şekilde çıkabileceği sorulmuş. Dolayısıyla bizim 10. terimi bulmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5'i bulduk. İkisini topladık 6. ikisini topladık 7. terim topladık 34. 8. terim ikisini topladığımızda 55 9. terimimiz oldu ve bu ikisini topladığımızda 89 ise 10. terimimiz oldu. Cevabımız D şıkkında gelmiş oldu. 22. soruda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden bir fonksiyon yani bir parabolümüz var. X eşittir 3 doğrusuna göre simetrik bir fonksiyondur. Yani bu parabolün kolları yukarı doğru da olsa aşağıya doğru da olsa bunun tepe noktasının apsisi bize 3 olarak verilmiş. Yani simetri eksenimiz x eşittir 3 doğrusuymuş. Burada f fonksiyonu yani ax kare artı bx artı c yazıp burayı şekillendirmektense 1 ve 5'i incelediğimizde e, 3'ün iki birim solunda ve iki birim sağında olduğuna göre kolları yukarı doğru da olsa aşağıya doğru da olsa bunlar eşit uzaklıkta olduğu için bunların değerleri de birbirine eşit olmak zorundadır. Bunlara K'dır diyelim. Buradan FK eşittir. A çarpı 3 eksi K'nın karesine ulaşmış oluruz. Şimdi soru bize F eksi 2'yi 100 olarak vermiş. O zaman burada K gördüğümüz yere eksi 2 koyarsak. Buradan F eksi 2 eşittir. Eksi 2 koyduğumuzda A çarpı burası 5 ve karesine 25'e ulaşırız. Eşittir 100 imiş. Buradan A kat sayısını eşittir 4 olarak bulmuş oluruz. Şimdi hemen A gördüğümüz yere 4 koyalım ve bize F eksi 1'i soruyor. O zaman k gördüğümüz yere burada eksi 1 koyarsak burası 4 çarpı eksi eksi 1'den artı 1 yani parantezin içi 4 karesinden dolayı da 16 gelecektir. Artı diyelim ve f1 içinde k gördüğümüz yere 1 koyarsak 3 eksi 1 2, 2'nin karesinden 4'e ulaşırız. 4 çarpanın da başında olduğuna göre buradan da 16 gelmiş olur. Yani 4 kere 16, 64 artı 16'dan cevabımız 5 şıkkında gelmiş olur. 23. soruda y eşittir fx fonksiyonuna 4'e 2 noktasında teğet bir grafiğimiz var. Bu limit değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle x gördüğümüz yere 4 koyarsak paydamız 16 16'dan 0. F4'ün 2 olduğunu biliyoruz. 2'nin karesi 4 eksi 4'ten payımız da 0 geliyor. Yani 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulabilmek için hemen lüpitimizi yapalım. Yani x'e göre türev alalım. 2 başa düştü. içi aynı kaldı. Çarpı içinin türevi f türev x bölü x karenin türevini aldığımızda da 2x gelecektir. Şimdi x gördüğümüz yere şöyle dördümüzü sorunun üzerinde yerleştirelim. 2 çarpı f4 ki bunun 2 olduğunu biliyoruz. Çarpı f türev 4. f fonksiyonu 4 absesi noktadan çizilen teğetin eğimi demek. Burası 2 burası 1 birim olduğuna göre bunun eğimi karşı bölü komşudan 2 gelecektir. Bölü Paydada da 2 çarpı 4'ümüz var. Hemen gidenleri götürelim. Buradan cevabımız B seçeneğinde gelmiş olur. 24. soruda dik koordinat düzleminde bu eğriye 1'e f1 noktasına teğet olan doğru. Öncelikle bu nokta bu eğrinin üzerinde olduğuna göre denklemi sağlamak zorundadır. Yani x gördüğümüz yere 1 yerleştirdiğimizde 1 artı 1 2'nin karesinden 4 artı 1'in karesinden 1 ordinatımız 5 olarak gelecektir. Yani noktamız buymuş. Şimdi bu doğru y eksenini 0'a a noktasına kesiyor. Yani bu doğrunun üzerinde elimizde 2 tane nokta var. Bunlardan bir tanesi 1'e 5. Diğeri ise 0'a a ve bu 1'e 5 noktasına bu eğriye teğet olduğuna göre bu teğetin eğimi eşittir f türev al ve x yerine bu birimizi yerleştirerek bulunabilir. Hemen fonksiyonumuzun bir türevini alalım. f türev x eşittir. Parantezin türevi yani 2'yi başa düşürdük. İçi aynı kaldı. Çarpı içeri girdik ve içinin türevinden 1 artı 2x dedik. Artı türevini aldığımızda buradan da 2x'e ulaşmış olduk. Şimdi x gördüğümüz yere 1 koyduğumuzda bu teğetin eğimine ulaşmış olacağız. Yani 2 çarpı 2. Burada da 1 koyduğumuzda 2, 1 daha 3. Artı 1 koyduğumuzda buradan da 2 gelecektir. 12 artı 2'den f türevi 1'in 14 olduğunu buradan bulmuş olduk. Yani bu teğetin eğimi 14'müş. O zaman bu doğrunun üzerinde elimizde 2 nokta olduğuna göre bu 2 noktadan da biz eğimi hesapladığımızda aynı eğime ulaşmak durumundayız. Dolayısıyla hemen eğime geçersek 2 noktadan y'ler farkı 5 eksi a bölü x'ler farkı 1'dir dediğimizde buradan 5 eksi a eşittir 14 yani eksi a eşittir 9'dan a değerini eşittir eksi 9 olarak D bulmuş olduk. 25. soruda gerçel sayılarda tanımlı daima pozitif değerli parabolik bir fonksiyon demiş. Yani daima pozitif değerli olduğuna göre x ekseninin her daim üzerinde olacak ki kolları aşağı doğru olduğunda x eksenini muhakkak kesip aşağıya doğru inmek durumunda kalacak. Dolayısıyla x ekseninin üzerinde ve kolları daima yukarı doğru olan bir parabolümüz var. E f fonksiyonu A'ya FA noktasının bir ekstremum noktası olduğu biliniyor. Yani buradaki tepe noktamızın apsisi aslında bize A olarak verilmiş. Ve FA'nın A'ya eşit olmadığı biliniyormuş. Bu fonksiyonun hangilerinde x eşittir a için kesinlikle bir ekstremum noktası vardır diye sorulmuş. Şimdi o zaman bu bir parabol ise Elimizde bir polinom fonksiyon var. Dolayısıyla bu ekstremum noktalarda f türev a'nın eşittir 0 olan tek katlı kök olmasını arayacağız. Buradan türevimizi alırsak f türev içi aynı kaldı. Çarpı içinin türevi diyelim. Ve x gördüğümüz yere a'yı yerleştirdiğimiz zaman evet buranın 0 olduğunu biliyoruz. E, fakat f a eşittir. Eğer a olsaydı burası f türev a'nın karesi olurdu ve bu ee, bize sıfır yapan çift katlı kök olurdu ve dolayısıyla ekstremum olamazdı. Fakat f a'nın a'ya eşit olmadığını biliyoruz. O zaman buradan kesinlikle f türev a tek katlı kök gelecektir. Yani bunu sıfır yapan tek katlı kök olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülde kesinlikle ekstra mum vardır diyebiliriz. İkinciye geçtiğimizde yine türevimizi alalım. 2 başa düştü. içi aynı kaldı. Çarpı içinin türevi dedik. Ve x gördüğümüz yere a yerleştirirsek. F a'nın a'ya eşit olmadığını biliyoruz. E ve f türev a'nın bunu sıfır yapan değerleri aradığımıza göre bunu sıfır yaptığını ve burada parantezin üstü 1 olduğu için tek katlı kök olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikinci öncülümüzde türevimizi sıfır yapan tek katlı kök olduğuna göre ekstra mı vardır diyebiliriz. Üçüncüye baktığımızda türevini aldık. F türev içi aynı kaldı. Çarpı 2x'e ulaşmış oluruz. Şimdi burada x gördüğümüz yere a koyarsak burası f türev a kare çarpı 2a olacaktır. Şimdi biz bunu sıfır yapan değerleri arıyoruz. Şimdi bize x eşittir a için kesinlikle bir ekstrem vardır diyordu. Buradan f türev a karenin sıfır olduğunu bulduk. Fakat f türev x gördüğümüz yere eksi a koyduğumuzda da bu yine sıfır olacaktır. Dolayısıyla x eşittir a için de x eşittir eksi a için de bu sıfır olabilir. Yani kesinlikle bu a için sıfırlanır diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız c şıkkıdır diyelim. 26. soruda 200 kişinin katıldığı bir atölyede hemen kişi sayımıza 200 diyelim. Her işçi günde 80 kravat dikmektedir. 80 tane kravat dikiyormuş. Küçülmeye giden bu atölye işten çıkarılan her işçi için kalan işçilerin her biri fazladan birer kravat dikecektir. Şimdi o zaman buradan bir kişi çıkarıldığında buradaki kravat sayısım. Artı 1 oluyor. Atölyenin en yüksek üretim sayısına ulaşması için kalan süreçte kaç işçi çalışması gerekir? Yani x işçi çıkarıldığında burada ise her işçi artı x tane kravat üretmek zorunda. Şimdi kişi sayısına baktığımız zaman 200 kişimiz vardı. X kişi azaldığına göre 200 eksi x kişimiz var. Ee, ve bir kişinin ürettiği kravat e, 80 artı x'i o zaman 200 eksi x kişinin ürettiği kravat bu ikisinin çarpımından gelecektir. Şimdi bunun türevini alıp sıfırlayabiliriz ya da kolları aşağı doğru olan aslında bir parabolümüz var. Bunun direkt e, köklerini bulup bir kökümüz bunu sıfır yapan 200, diğer kökümüz bunu sıfır yapan eksi 80. Bu tam ikisinin orta noktasıdır deyip buradan da bunun maksimum değerini veren x'i bulabiliriz. Bu daha kolay mesela bu soru için. Topladık 122'ye böldük 60. Yani 6, x eşittir 60 olduğunda bu maksimum değerini alıyormuş. Bize e, kaç işçiyle çalışması gerekir diye sorulmuş. X'e 60 bulduğumuza göre buradan kişi sayımız 200 eksi 60'dan eşittir 140 olarak gelmiş olur. 27. soruda gerçel sayılarda sürekli 0-1 aralığında pozitif tanımlı y eşittir gx fonksiyonunun bu aralıkta x ekseni ile arasındaki alan 13 birim karedir diye verilmiş. 0-1 aralığında aslında bu pozitif tanımlı değil değerli olsa sanki daha hoş olurdu e, diyelim. E, ben pozitif değerli değilim. Ya, diyeyim. Yani x ekseninin üzerinde e, buradaki alanın bize 13 olduğu verilmiş. Şimdi eksi birden 1'e fx dx'in integrali sorulmuş. Buradaki kritik noktamız 0 olduğuna göre bu integrali eksi birden 0'a ve 0'dan 1'e diye parçalayalım. E, eksi 1'e 0 aralığında 0'dan küçük değerlerde fonksiyonumuz x çarpı gx kare ye dönüşmüş olacak. Artı 0 ile 1 arasında ise x de ulaşmış olacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman x kareye eşittir u'dur dersek diferansiyel aldığımızda 2x de eşittir du. Dolayısıyla x çarpı dx gördüğümüz yere du bölü 2 yerleştirelim. x kare yerine de u yazmıştık. Yani burası bu 2'yi de bölüm olarak dışarı attığımızda GU, DU'ya dönüşmüş olsun. Şimdi sınırlara geçtiğimiz zaman üst sınırımız 0'ı koyduğumuzda buradan U0 olarak gelecektir. Eksi 1'i koyduğumuzda ise alt sınırımız 1 olarak gelecektir. Burada da sınır değişikliğini yaparsa küçükten büyüğe doğru yazdığımızda bu integrali eksiyle çarpmış olacağız. GU udu diyelim. Artı buradaki integrali zaten hesaplayabiliyoruz. Üstünü bir artırdık Artırdığımıza böldük. Burası da 1'e 0 olduğuna göre 1 koyduğumuzda 1 bölü 2 eksi 0 gelecektir. Dolayısıyla 1 bölü 2'dir diyelim. Şimdi bize zaten burada integral 0'dan 1'e GX DX'in bu alan olduğu ve bu alanın pozitif değerli olduğu için e, ee, direkt bu integralin 13 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burasının 13 olduğunu biliyoruz. İkisi birbirine eşit olduğuna göre. Bunu eksi 1 bölü 2 ile çarparsak eksi 13 bölü 2 artı 1 bölü 2'den eksi 12 bölü 2 ulaşmış oluruz. Ki bu da bize eksi 6'yı vermiş olacaktır. 28. soruda ABCD dikdörtgeni biçimindeki kapının arkasında duvarda görünen e, DB yayı tepe noktası D olan parabolik bir eğridir. E, burası 2'ye 4 olduğuna göre burayı orijin kabul edersek 2'ye 4'ten geçtiğine göre aslında bunu Y eşittir. X kare parabolü olarak kabul edelim. Şekil 1'deki sürgülü kapı ok yönünde AD'ye paralel bir Kaç birim sürüldüğünde Burayı x birimdir diyelim Yani şöyle çizelim Ya da a birimdir diyelim O zaman burası a kare olacaktır Şekil birdeki turuncu desenin alanının Yarısı buradaki turuncu desen olsun demiş Öncelikle buradaki alanı bulalım Bu ikisinin çarpımı Üçgenimsi alan 2 çarpı 4 bölü bunların üçte birine eşittir. Yani buradaki tüm turuncu alanımız 8 bölü üçgen. Burası onun yarısı olacaksa burası 4 bölü üçlü kısım. Demek ki burası da diğer yarısı 4 bölü 3 olacaktır diyebiliriz. Şimdi buradaki üçgenimsi alana bakarsak o zaman 4 bölü 3 ise bu ikisinin çarpımının yani a çarpı a karenin üçte biridir dediğimizde buradan a küp eşittir 4 gelirken her iki tarafın küp kökünü aldığımızda a değeri eşittir küp, dör, küp kök 4 olarak C şıkkında gelmiş oldu. 29. sonra dik koordinat düzleminde 0-6 aralığında f fonksiyonu verilmiştir. E, ve bu aralıklarda doğrusal özelliktedir denmiş. 0'dan 6'ya kadar fx dx e, aslında f fonksiyonuyla bu x ekseni arasındaki sınırlı bölgenin alanı demek. Öncelikle bu olanları hemen bu integral değerini hesaplayabiliyoruz. Bularak başlarsak Burası 2 yamuklardan gidelim. Burası 8. Yani şuradaki alanımız alt taban artı üst taban yani 10 çarpı yükseklik 3 bölü 2'dir deyip buradaki alanın 15 olduğunu söyleyelim. Hemen buradaki alana geçersek buranın 2 birim olduğunu biliyoruz. O zaman bu yamuktan alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimizin 2 olduğunu biliyoruz. 2'ye böldüğümüzde burası 10 olarak geldi. Burada alt tabanımıza C dersek Alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz 5-6 arası 1 bir birim. Bölü 2 dediğimizde buradaki toplam alan bu ikisini topladığımızda 25 artı bir de buradan 2 artı C bölü 2 alanına ulaşmış oluruz. Şimdi eşitliğin sağına geçelim ve burası 2 çarpı 0'dan 6'ya kadar F türevi mutlak olarak tanımlanmış. O zaman mutlak değerin kritik noktasına baktığımız zaman burada işaret değiştirdiği yerleri alacağız. Yani buradaki integrali F türevin 0'dan 3'e kadar burada teğetini çektiğimiz zaman Sağ yatık dolayısıyla pozitif olduğunu biliyoruz. O yüzden 0'dan 3'e kadar e, burası pozitif olduğuna göre dışarıya aynen çıkacaktır. Yani F türev x'tir diyelim. Artı 3 ile 5 arasını incelediğimizde burada t çekersek sola yatık olacak. Dolayısıyla türev negatif. Negatif olduğu için de önüne eksi alarak çıkacaktır. O eksiyi hemen şöyle dışarı atalım. F türev x dx diyelim. E, artı bir de 5-6 arasında 5'ten 6'ya kadar e, burada türevimiz yine pozitif olacaktır. F türev çarp dx dediğimizde. E, Şimdi burada türev integrali götürdü. Burası f3 eksi f vermiş oldu. Burada yine aynı şekilde türev integrali götürdü. F5 eksi F3'e ulaştık. Önünde eksi olduğu için bu eksiyi de içeriye dağıtalım. Burada yine türev integralimiz birbirini götürdü. Yani F6 eksi F5'e de buradan ulaşmış olduk. Şimdi bunların değerlerini yerine yazarsak F3'ün burada 8 olduğunu biliyoruz. Burası 8 yani buradan 16'ya ulaştık. Eksi diyelim F0'a baktığımızda bunun 2 olduğunu biliyoruz. F5'e baktığımızda ise bunun da 2 olduğunu görüyoruz ve 2 tane olduğuna göre buradan da eksi 4 gelmiş oldu. Bunları da hesapladık. Bir de F6'nın da C'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi parantez içine bakarsak eğer burası eksi 6 yani 10 artı c bir de önünde 2 çarpanımız var. İçeriye dağıttığımızda 20 artı 2 c eşittir. Buradan da 25 artı 2 artı c bölü 2'dir diyelim. Öncelikle 20'yi eşitliğin diğer tarafına eksi olarak atalım. Yani burası 5'e eşit olsun. Şimdi hepsini 2 ile çarpıp şuradaki paydadaki 2'den kurtulduğumuzda burası 10 artı 2 artı c eşittir. 2 ile çarptığımızda 4c olacaktır. C'leri bir araya geçirdiğimizde 3c eşittir. 12'den C'yi eşittir 4 olarak bulmuş oluruz. Soru bize F6'yı soruyordu ki bunun da zaten C'ye eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız değişiklidir. 30. soruda payda eşitleyerek başladığımızda sinüs x eksi y çarpı kos y artı kosinüs y eksi x'imiz var ki biz zaten kosinüs a ile kosinüs eksi a'nın birbirine eşit olduğunu yani kosinüsün eksiği yuttuğunu biliyoruz. Bu ikisini birbirine benzetebilmek için bunu yerine kosinüs ye bu eksi x eksiye yazarsak kosinüs bu eksiği yutacaktır. Dolayısıyla bunun yerine de kosinüs x eksiye yazabiliriz. Çarpı burada bir de sinüs y'miz olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman sin kos kosin yani burası aslında sinüs açılımı oldu. Açılara bakarsak buradan x eksiye buradan y geliyor ve sinüs bu işareti koruyacak. Yani üstü e, buradan payda eşitlediğimizde sinüs x olarak gelmiş olacak. Payda eşitlediğimizde bu ikisini de çarparak yazdık. Yani sin y çarpı cos y eşitir. var. Bunu eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak gönderdiğimizde 2 sin y çarpı cos y'nin de e, sinüs 2y'ye eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradan sin x eşittir. Sin 2y'ye ulaşmış olduk. Şimdi ikisi de sin sin olduğuna göre iki durumumuz vardır. Ya bu açılar birbirine eşit artı 360'ın katları diyelim. Veya bunu ikinci bölgeye taşıdığımızda x eşittir 180 eksi 2y artı 360 derecenin katlarıdır diyebiliriz. Şimdi burada hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. K'ya 0 verdiğimiz zaman x eşittir 2y olabilir. Bu doğru. Burada k'ya sıfır verdiğimizde x eşittir 180 -2Y. eksi 2y eksi 2y'yi diğer tarafa artı olarak attığımızda 2y artı x eşittir 180 derecede olabilir. Burada x eşittir 4y'dir demiş biz açılarımızı bu şekilde bulmuştuk x eşittir 4y olduğunda bunu diğer tarafa atarsak buradan 2y eşittir. 360'ın katları yani y eşittir 180'in katları gelecektir. Veya buraya koyduğumuzda x yerine 4 y'yi buradan 6 y eşittir 180 artı 360'ın katlarına ulaşmış oluruz. Şimdi hepsini 6'ya böldüğümüz zaman burada mesela y eşittir 30 derece artı 60 derecenin katları şeklinde olabilir. Burada k'ya 0 koyduğumuzda y eşittir 30 derece. y eşittir 30 derece olduğunda paydalarımız 0 olmadığı için burada x eşittir 4y'yi sağlayan açılar da bulunabilir. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Kesinlikle olur deseydi böyle bir şey söyleyemezdik. Çünkü x 4y'ye eşit olduğu durumda y 180'in katları olduğu durumda bunu sağlıyor olurdu. Y'nin 180 olduğunda mesela sinüs 180 sıfır olduğu için paydamıza sıfır yapıyor da olabilirdi. Fakat bize olabilir diye sorduğu için bu şartı sağlayan açılar da bulunabildiğinden dolayı e, x 4y'ye eşit de olabilir diyebiliriz.